Bunlar biz bir hafta önce ben ödedim. Bir hafta önce ödedim faturalar. Elektrik faturamı ödememiş, ödenmemiş görünüyor. Şimdi geldim ben, kapatmış gitmiş. Yıllardır biz burada faturamızı ödüyoruz. 3200 lira ödeme yaptım. Şöyle bir mahpus verildiler bana. Yani biz anlamadık. Yıllardır biz burada ödüyoruz. Şimdi kapatıp gitmiş. Şimdi 2 hafta önce ben faturalarımı ödedim. Bana elektrikçi tekrar geldi, bu faturanız ödenmedi diye. Ben de buraya geldim, yıllardır burada ödüyoruz zaten. 3200 lira ben ödeme yaptım. Şimdi geldim, bir sürü insanlar var burada, kapatıp gitmiş. Yani cebinde parası olmayan gelmiş faturasını ödemiş. Şimdi nasıl ödeyecekler, ödenmemiş faturalar. Ben sabah geldim, en az 20-30 kişi vardı, şimdi aynı şekilde gene var. Yan tarafa komşulara sordum. Bir aydır dedi, zaten devretmiş, eskileri kapatıp gitmiş. Bir vatandaş duruyordu orada. Zaten şüphelendim yani, böyle bir fatura görünce zaten ben şoke oldum. Dükkan faturaları genelde ben ödüyorum. Şimdi yaşlı bir insan var, mesela sabah geldim, yaşlı bir teyze var. Benim okumam yazmam yok diyor, ben ne anlarım telefonda diyor, ben yıllardır burada ödüyorum diyor. Bazen diyor faturamı bırakıyorum buraya, ödüyor diyor, ben paramı sonra getiriyorum diyor. Çünkü yıllardır hakikaten burada, ben 10 senedir buradayım, 10 senedir burası var. Ve 2 aydır ben çünkü burada geldim, farklı bir vatandaş gördüm. Hatta soracaktım ya siz niye buradasınız falan, unuttum yani onunla ilgili. Pazar, cuma günü gelecektim, cuma günü gelseydim belki vardı burada. Pazartesiye bıraktım, dedim gidin bir hesap sorayım. Geldim ki kapalı. Abi ben şimdi aşağıki otelde çalışıyorum. 15 gün önce faturamızın tarihinde dekodumda belli yatırdım. Bana... 2 gün, 3 gün önce cuma günü mesaj geldi. 5 gün içerisinde elektrik kesilecek. Olacak şey değil dedim. Geldim buraya baktım. Beyefendi buradaydı. Tekrar oldu dedi. Gidip iş yerine arkadaşımın bilgisayarına baktırdım. Diyor abi görmüyor. Bir daha geldim. Geldim de 10 dakika içinde kayboldu gitti. Bugün mü? Evet, yok cumartesi günü. Cumartesinden bu yana şu anda biz mağduruz yani. Ya ben tabeleden biraz uyandım ya. Enayi gidiyorduk. 2023 çağındayız. 2023 çağındayız. Faturalarımız ödendi ama görün abi buraya bayilik veriyorlar. Bayilik veriyorlar. Sonra dev geliyor. Biri böyle çok haklı insanlar. Abi bayilik. Acaba ne zamandan beri bunu? Ya dolandırma işi var. Bak, şöyle bir şey var ama. Thank you.